Hep hayattan konuştuk kolektif akılla ilgili olarak. Ama hayatı kazanmak için evvela ölümden kurtulmak lazım. Benim konum bir acayip savunma sanayi. Şimdi meslekten biri olarak savunmadan bahsetmek meslekten olmayanlara göre biraz farklı gelir. Evvela bir iki açıklama. Ben asker değilim. Kahraman hiç değilim. Sadece pasifist, barışsever bir insan. Zaten savunma sanayinin aklınızda çağrıştırdığı ilk şey savaşsa yanılıyorsunuz. Savunma sanayinin amacı, asıl amacı güvenliği sağlamaktır. Yani bizim işimiz saldırganlar karşısında güvenliği sağlamak isteyen insanları donatmak. Bazen çok ileri gideriz. Savunma ikiye ayrılıyor. Defensive defense, offensive defense. Yani saldırgan savunma, savunmada savunma. Keşke askeri tarih bilge insanların daha çok müdahaleleriyle çıkmayan savaşlarla kazanılan barışları anlatsa. Ama askeri tarihe meraklı olanlarınız bilir ki hep savaşlar anlatılır. Çıkmayan savaşların sağladığı barışlar daha kalıcı oluyor. Savunma sanayine gelince akıl işi Kolektif bilinç diyoruz ya. Dünyanın en kalın mesleklerinden biridir bu. Ama milli güvenlik için yaparsınız. Savunma sanayiyle bunu yapmak, milli bilim ve teknolojiyle güçlenerek, sürekli gelişerek tehditlerden kurtulmak. Yani bilginin gücü tehdidi caydırmak içindir, saldırmak için değil. Kendi hikayemle beraber anlatmaya çalışacağım ama o hikayeye başlamadan önce daha az önce de söylediğim gibi barışsever bile olarak bakıyorum mesele. Tıpkı bir diplomat gibi. Diplomat savunma sanayi deyince silahlanma değil, silah düşünür. İyi bir savunma sanayicisi de böyledir. Savaş ne zaman çıkar? Diplomasi tükenince. Savunma o halde saldırganlık için değil, caydırmak için olursa savunmadır uzaydan baktığımızda dünyayı görür pek çoğumuz. Oysa dünyadan önce insanı görmeli. İnsan tutkulu, düşünen, seven, sevişen, savaşan bir mahluktur. Ama bilgelik deyince de kimin aklına sevgi gelir, kimin aklına güç, kimin aklına akıl. Bilge insan dünyaya değer. Türk savunma sanayi gelişirken bizim paradigmamız Bakış açımız böyle bir çelişkin üzerinde duruyordu. Mevlana'yı bilmeyen yoktur dünyanın her yerinde. Sevgiyi anlatır, aşkı anlatır Mevlana. Mevlana Konyalıdır diyebilirsiniz. Babası Behden gelmiş. Niçin bilir misiniz? Moğol ordularının önünden kaçtıkları için. Ben savunma sektörünün özelliklerini kendi hayat hikayemin bir parçası olarak anlatacağım. Tarihi çoğumuz Yotma Taş Devri'nden uzan çağına giden bir şey olarak bilir. Aslında tam da öyle değil. Seri gitmiyor. Aynı anda bütün çağları yaşayabiliyoruz. Bir anda örneğin benim çocukluğumda Afrikalı ilkel kabileler kadim savaşçılarıyla mızraklarıyla, bıçaklarıyla kelle keserdi. Bir taraftan konvansiyonel savaş yarışı vardı. Tankla, topla, tüfekle soğuk savaştı. Bir taraftan nükleer savaş çıkacak diye tir tir titiyorduk dünyada. İşte Türkiye'miz NATO'nun güneydoğu kanadı dedik ki kendi kendimize bu ülke ittifakın şemsiyesinde dursa bile kendi bilim ve teknolojileriyle güvenliğini arttırmalı. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Çünkü küresel soğuk savaşta doktrin şuydu. Her bölgede Küçük küçük sıcak çatışmalar. Bu akşam eve giderken Musul'da, Suriye'de, Halep'te, belki Kilis'te, Diyarbakır'da bir gencin cesedi tabuda konulacak. Bu gerçekle yaşamak zorundayız. Hayatı konuşurken ölümle yüzleşmek zorundayız. Savunma sanayi derken güvenliği bilim ve teknolojiyle kazanmaktan bahsediyoruz. Yer küre iki parçadır maalesef. Birincisi cahil yarısıdır, cehennem. Nüfusun çoğu burada yaşar. Ötekisi de aydın yarısı, cennet. Nerede yaşamak istersen seçebilirsin derler ama yalan. Göç etmeye kalktığınız zaman tel örgüler etrafınızı çevirir. Ben mesleğe girdiğimde sene 1984. Okul faslı yeni bitmiş, cebimde nükleer mühendislikten master doktora, bir cebimde de İTÜ'den aldığım elektronik diploması. Yurda döndüm, 12 Eylül darbesinin kara dumanları hala üstünde tutuyor. Üniversiteden sarı zarflarla atılan hocalar sokaklarda işsiz, Allah'a şükrediyorlar ki diğer meslektaşları gibi Bayrampaşa'da, Mamak'ta cezaevinde değiller. Benim idealim yine de üniversite hocalıktı. Bir ana dal gerek, Nükleer için çok erkendi. Hala da galiba erken. Elektronik, tüketici elektronik için çok geç. Koç yapacağını yapmış zaten. Kala kala ya tıbbi elektronik, ileri teknoloji olduğu için içinde ya askeri. Bu diğerlerde güven, özgürlük, barış, kanla kazanılıyor galiba deyip savunma sanayini seçtim. İtiraf etmeliyim ki bir şey daha vardı orada. Rahmetli Turgut Özal Başbakan, demişti ki ambargolar canımıza yetti. Savunma sanayi kuracağız. Bu sanayi içeride darbelere döndü. Aslında çocukluğum bir enteresan geçti. Kapıdan liseden arkadaşım Mehmet'e rastladım. İyi bilir benim okulda lisede lakabım Yarmıştay'ndı. Mehmet'in ki susamış sorabilirsiniz. Çünkü kendi küçük çocuk dünyamda bir takım ilgilerle, ilişkilerle sorunları olmayan olmayan sorulara teknolojik cevaplar geliştirdim kafamda. Sonra anladım ki yeni bir şey yapmak için aslında eskileri bilmek gerek. Adam olacak çocuk işte büyümek öğrenmektir. Bunu çok sonra anladım. Savunma sanayindeki ilk zihin projem kobra intervalometresi. Kobra'yı duymuşsunuz da intervalometrenin ne olduğunu bilen çok azdır aramızda. O zaman uçaklarımız F tipi. F4, F5, F104 uçan tabut da derler. Bir gün bir komutan çağırdı beni yanına dedi ki yeni bir görev senaryosu için uçakların üzerinde yeni bir silah geliştirdik. Bunun ateşlemesini yapabilir misin? Dedim ki çok kolay. Yok dedi uçağı tadil etmeden yani uçağı değiştirmeden değiştireceksiniz. Dedim ki eski teneke yığını, uçağın altına bunlar silahı tatar, biz de ateşleme ünitesini takarız, uçururuz gider. Cesaretimiz biraz da eksik bilgiden. Uçak bu kadar basit bir şey değil aslında. Baktığınızda çocukken uçurduğumuz maket uçakları hiç benzemiyor. O kadar karmaşık ürün ve süreçler var ki beklenenin ötesi. Ama biz mühendis değil miydik? Acemi de olsak yaparız diye düşündük. Formasyonumuzla her günü kurtardık. Yarınları da kurduk. Yıktığımız çok ağır bir tabuydu. Harp uçaklarına dokunulmaz. Pratik açıdan bakıldığında tersine mühendislikte yaptık, özgün tasarımda. Kendi dünya görüşümüzle bir yol kat ettik. Tekerliği baştan keşfettik aslında. Evet, eski iptifi uçak dediğiniz zaman yakından bakıldığında bir ölüm makinesi. Ama Stratejik açıdan, sistem açısından, takım açısından bir bütünlük gerektiriyor. Konfigürasyon kontrolü denilen bir kavram var. Sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Bir kere mühendislik yönetimi çok karmaşık. Askeri bir disiplin içinde gidiyor. Uçağın üzerinde bir delik gelecek olsanız dünya kadar analiz, dünya kadar sata tasarım, dünya kadar belge, sertifikasyon çok karmaşık işler. Bolca ihtiyaç analizi yapmak gerek. Ama işin bir de siyasi boyutu var. İhracat kolu, ihracat kontrolü, kullanım kısıtlamaları. Amerikan Başkanı Johnson, İsmet Paşa'ya Kıbrıs Harekatı'nda bir mektup yazmış. Efendiler diyor Johnson, bizim size ittifak için verdiğimiz silahları milli güvenliğiniz için kullanamazsınız. Askeri isterler bambaşka. Platform, sistem, ürün, süreç her biri ayrı ayrı sertifiye edilecek. Savunma sanayi ile sivil sanayindeki sanayi arasındaki fark aslında bunun gibi bir şey. Aradan 30 yıl geçti. Biz o silahı yaptık, uçurduk. Geçen zaman içinde aba birlikte çalıştığım öğrencilerim hepsi iş adamı oldular. Elimizi sürmediğimiz uçak, tasarlamadığımız devre, yerine getirmediğimiz misyon kalmadı. Bir tabuyu yıkmıştık. Bu tabunun üzerine o 30 yılda Türkiye'de sadece mermi, mühimmat, silah yapan MKE vardı. Bir de Roketsan kuruldu. Uzay havacılıkta Tei yerini aldı. Askeri elektronikte Aselsan. Bilişimde Havelsan, STM. Bense Epi zamandır. Neredeyse milenyumun dönemecinden beri bilginin gücüyle gelen güvenliğe inandım ve kapa milenyumun dönemecinde Havelsan'da aldım. Havelsan sene 2000 ciro 5 milyon Hepsi içeriye bakım onarım işleri yapardı. Tam göreve başladığım sırada 11 Eylül oldu Amerika'da. İkiz Kuleler çöktü. Teknoloji devi Amerika'da en ileri dijital teknolojiyle Afganistan dağlarında yıllarca El-Kaide ile savaştı. Havelsan için demek ki doğru vizyon şuymuş. Bilişim teknolojileri. Komuta kontrol yazılımları yaptık, simülatörler yaptık. Sanal dünya ile gerçek dünya iç içe geçmişti. E-devlet projeleri geldi peşi sıra. Siber güvenlik dedik. Eski platformlara akıl taktık. 2011 yılıydı. 8 yıl sürdü. Orada genel müdürlüğüm. 3 milyar dolarlık kontrat, yarım milyar ciro, bin kadar sıkı mühendis. Ofislerinde güneş batmayan şirket derdik kendimize. Bir sabah saat 3 gözümü Silivri'de açtım. Bilgi Harbi savunma sanayini Türkiye Cumhuriyeti'nin adliye koridorlarını meydan muharebesi yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber tasfiye etti. Kariyerimizin tam zirvesiydi. Milli kriptolar yapmıştık, söküp attılar, yenilerini ithal ettiler. E-Devlet projeleri yaptık, içeriye yerleştirdikleri tehdit unsurlarıyla kevgire çevirdiler. Komuta kontrol, siber güvenlik, simülatör, Hepsi deldi geçti. Yazalım filan derken gözlerimi bir sabah bir hücrede açtım. Tam üç yıl. Kariyerimi yüzde ona eder. Bazı başarılar cezalandırılır. Bazen ödülünüz de cezadır ama. 15 Temmuz akşamı uykudan uyandı millet. Kurumlara paralel görevler verilmiş. Devlet el değiştirmiş. Kurumların başına paralel imamlar atanmış. Yetkinlik yerine yandaşlık tercih edilmiş atamalarda. Bilgi harbiyle milletini seven bir ordu savaşamaz hale getirilmiş. Şimdi o yargıyı yapan insanlar içeride. İsterseniz filmi biraz daha geri sayaralım. Ve 60 yıl geriye Normandiya çıkartması 2. Can Harbi'nin sonuna gidelim. Konvansiyonel savaşta artık bitmeyen yıllarca ölen insanların ardından Hiroşima ve Nagasaki'de bir nükleer silah patlar. Savaşın sonu teknolojiyle gelmiştir. Soğuk savaş başlar, bir nükleer silahlanma yarışı başlar. Hani diyor ya Cumhurbaşkanımız, dünya beşten büyüktür. Ha o beşli dünyadan küçük olsa da dünyanın geri kalan kısmından daha kuvvetli. Çünkü ellerinde nükleer silahlar var ve aralarında doğrudan savaşmazlar. Nasıl savaşırlar? Orada, burada, dindi, mezhepti, etlikti silahlandırılmış gruplara biraz da süslü sloganlarla birbirlerine saldırtırlar ve biz modern dünyanın göbeğinde, uzay çağında, dijital devrimlerden sonra neyi yaşarız? Kanlı gırtlak kesmeleri. IŞİD'le uğraşırız, Boko Haram'la uğraşırız. Beni şaşırtan Ekmek almak yerine silah alan Afrikalılarda. O beşli birbiriyle karşı karşıya gelmez. Yandaşlarını dövüştürür ve onların birbirlerini gırtlaklarını kestirir. Neyle biliyor musunuz? Savunma sanayinde ürettikleri silahlarla. Modası geçenler Avrupa'ya, biraz daha geçenler Asya'ya, biraz daha geçenler Afrika'ya. Kahramanlık menkıbeleri filan hikayedir. Çılgın denilen bir denge var dünyada. E eşittir mc kare. Bundan ibaret atom bombası. Einstein demiş ki ama arkadaşlar bilim adamlarının yeni bir görevi var. Bulduklarının ne işe yaradığını da anlamalılar. Dünya bu olaydan sonra nükleer silahları sınırlama yarışına gitti. NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. Hikaye. Hindistan yaptı, Pakistan yaptı, Kuzey Kore yaptı. Nükleer silahlar yayılıyor. Kimyasalları da teröristlerin elinde. Dünya silahlanma yarışına baktığınız zaman pazar 1.8 trilyon dolardır geçen yıl. Yani 1800 milyar dolar. Eskiden kadim savaşlar ya bir kuşatmadır Şehir 50 bin kişi, 50-60 bin de etrafını çevirir. En kötü ihtimal 50 bini kılıçtan geçirir. Ya da bir meydan savaşıdır. Vadide karşılaşırlar, birkaç 10 bin, birkaç 10 bin burada. En fazla kazananlar ötekilerin hepsinin gırtlağını keser. İkinci Dünya Savaşı'nda 30-40 milyon kişi bütün dünya platformunda birbirine kurşunu sıktı. Yetmedi kimyayı bastı. Yetmedi nükleeri bastı. Ama silahlanma yarışı devam, ed devam ede dursun küresel güvenlikte gelişmiş ülkeler savaşmazlar, savaştırırlar. Savunma sanayileri vardır, silah satarlar. Orta Doğu'nun petrodolarlarıyla onları alırlar. Paralar geriye gider, petroller al el ele baş başta. Sonuçta geldiğimiz nokta bir de Arap Baharı. 11 Eylül sonrası Irak Savaşı, Afgan Kışı, Arap Baharı, üç kutuplu Çin, Rusya, Amerika bir yeni denge bir bölgede arkadaşlar silah pazarı varsa ölüm de vardır. Yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan ben onu bilmem. İnsan haklarında da çok acı bir çift standart. Eğer konuya Fransızsanız Paris'teki candır, Türkiye'de, İstanbul'da, Halep'te, Musul'daki patlıcan. İnsanları kuşatırsınız. İnsanları kuşatırsınız, milyonlar yer değiştirir. Birinci Dünya Savaşında bu kadar çok yer değiştirme olmadı. İnsanlar can derdine düşerler. Birkaç tane kural sizle paylaşmak istiyorum. Bir, dünyada bir ülke silahlanırsa ötekiler ya silahlanacak ya biat edecektir. İki, üretmediği silahlarla savaşan askerler üretenlerin kölesi tetikçisidir. Üç, eski kadim savaşlardaki gırtlak kesme gelişkin dünyanın işi değil, gelişmekte olan dünyanın işidir. Savunma sanayi caydırıcıdır dedim ya. Saldırmak isterse Amerika Rusya'ya siber saldırı yapar. Yurtta sulh için güvenlik, güvenlik için bilim ve teknoloji akıl gerek. Cihanda sulh içinse silah ticaretini kesmeli. <laughs> Savunma ve güvenlik huzur içindir. Ama New York'ta, Washington'da, Paris'te, Londra'da kafelerde oturup mirim bu iş böyle olmuyor derseniz Suriye'den bir kaçan gelir sizi yanınızda patlatır. Canlı bomba sınır tanımaz. Maalesef dünya iki parça. Cennette bilgi eşittir güç. Cehennemde güç eşittir ölüm ve göç. Savunmada pasifist olmak demek gücü bilgiden almak demek. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler.